İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün Burdur'dayız. Burdur 2023'e nasıl hazırlanıyor ona bakacağız. Şehrin önde gelenleriyle beraber, kanaat önderleriyle şehrin geleceğini konuşacağız. Burdur adeta bir açık hava müzesi gibi. Huzur kenti ve barış kenti. Şimdi ben konuklarımı size takdim etmek istiyorum. Burdur Valimiz Sayın Nurettin Yılmaz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de Burdur'un Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz. Her zaman olduğu gibi bakalım Burdur'un sanayisi ekonomik gelişimini nasıl değerlendirecek, karnesinde neler yazacak, hangi notları düşecek. Siz de hoş geldiniz efendim. Belediye Başkanımız Sebahattin Akkaya canlı yayınımıza hoş geldiniz efendim. Ve her zaman olduğu gibi biz ekonomi muhabirlerinin kendini böyle en yakın hissettiği Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Yusuf Keyik. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Valim bakıyoruz şimdi aslında dedik ya Burdur aslında bir açık hava müzesi gibi. Evet. Bir turizm şehri görüntüsünde ve ciddi bir nostalji şehri. Evet. Dün sokakta gezerken herkesin birbirini tanıdığını, herkesin birbirine merhaba dediğine şahit oldum. Ve şu anda da otelimizin sahibi Özeren Otel, Hüseyin Özeren Bey. Adeta Burdur'un tarihi antik kenti Sagalassos Antik Çeşmesi'ni de otele taşıdı. Şimdi isterseniz niye turizm kenti, niye tarih ve kültür kenti oradan başlayalım. Ne dersiniz? Şimdi Burdur özellikle tarihin her döneminde önemli bir şehir olmuş. Ulaşım imkanları ve güvenlik kaygılarını da dikkate aldığınızda Burdur'un yerleşim açısından çok elverişli olduğunu görüyoruz. Evet. Özellikle Sagalassos antik kentimiz binlerce yıldır ayakta kalmış. Baktığınız zaman antik şehirlerin bütün özelliklerini taşıyor. İşte bu maketini gördüğümüz Antoniner Çeşmesi şu anda ayağa kaldırılmış durumda. Bunun önünde kocaman bir meydan var ve bu meydanın sağlı sollu dört köşesinde de yüksek kuleler var, mermer sütunlar var. Şu anda o mermer sütunlar ayağa kaldırılmış durumda. Kapıları var, çok orijinal kapılar var. O kapılar da taşlar numaralanmak suretiyle ayağa kaldırıldı. Ve en önemlisi Burdur'un bugün eğitimde başarısını konuşuyorsak geçmişine bakmak lazım. Kütüphane var. Evet. Mozaiklerle bezenmiş çok orijinal bir kütüphanesi var. Roma'nın antik şehirlerin özelliği olan hamamımız şu anda bakım onarımı yapılıyor ve burada gittiğiniz zaman tarihin derinliklerine doğru çok güzel bir yolculuk yapabilirsiniz. Hatta orada o dönemden kalma muhtemelen insanların üzerinde oyun oynadıkları taşlar var. Bir de adalet dağıtan bir şehirmiş Burdur değil mi? Eskiden yani gene tarihi dönemlerde. Tabii özellikle Gölhisar ilçemizdeki Kibira kentimiz var. Orası da en az Sagalassos kadar meşhur ve ünlü bir şehrimiz. Orası bu antik şehirlerin hakimlerinin oturduğu bir yer ve oradan bütün davalar oraya gelip oradan adalet dağıtılırdı. O yönden de baktığınız zaman Kibira'mız da çok önemli bir şehir ve Türkiye'de bulunan özellikle tiyatro dediğimiz tiyatroların kapalı olanı ve en büyük olanı, kapalı bir tiyatro ve en büyük olanı orada ve Meduza mozaiği var. Şu anda hem Sagalassos hem Kibira'da çok önemli mozaiklerimiz var. Bunlar her biri bir mücevher değerinde. İnşallah turizmde de buralar yeni destinasyon kapsamına alınıyor. Yani Antalya'dan çıkanlar Sagalassos'u görecek. Ve Sagalassos'ta işte karşılama merkezi inşaatına başladık. Orada gelen misafirlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir merkez olacak. Şimdi aynı şekilde İnsuyu mağaramız var. İnsuyu mağaramız da Türkiye'nin ilk mağaralarından birisidir. Ve Orman Bakanlığımızca burası bir proje kapsamına alındı. Buranın tamamen çevre düzenlemesi, iç düzenlemeleri yeniden yapılacak, yeniden planlanacak.
tanıtımları yapılacak. Onlarla ilgili ön çalışmalar başladı. Orası da hakikaten insanların doğal güzelliği, rahatlıkla yaşayabileceği bir mekan. İçerisinde gölleri var, sarkıtları, dikitleri. Yani şimdi şöyle söyleyelim, Burdur'da zaman nasıl geçtiğini anlamazsınız her yönüyle. Şimdi turizmden isterseniz bir şehirciliğe gelelim. Arkasından da sanayiyi konuşacağız. Sanayide de tabii sizin de söyleyecek sözleriniz var. Özellikle organize sanayi bölümünde. He. Efendim bu tarihi bir kültür mirasının üzerine oturuyor Sayın Başkanım. Şehir bir açık hava müzesi gibi hakikaten. Şehirde ben 1970'lerin, 80'lerin havasını gördüm. Özellikle ana caddelerin arka taraflarındaki bölgelerde. Sanki burada o döneme ait bir film çevirseniz, inanın hiçbir şekilde özel bir şey yapmanıza gerek yok. Bir yönetmen gelecek, 70'li 80'li yılları Burdur'da çok rahat insanıyla beraber yaşayabilir. Siz bu şehirleşme modelinde neyi tercih ettiniz ve bir kentsel dönüşüm süreci de bunun beraberinde geliyor çünkü, değil mi? Evet, tabii. Şimdi belediye insanın doğumundan ölümüne kadar bütün süreci ve bu süreçteki hizmeti kapsıyor. Yani belediyenin yaşantımızda hemen hemen müdahale etmediği bir hizmet yok gibi adeta. Tabii şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla insanımızı da şehirli gibi yaşatmak mecburiyetindeyiz. Bizim söylediğiniz konudaki sıkıntımız, eski yerleşim alanlarımız bizim adeta terk edildi ve yeni yerleşim alanları açıldı geçmişte. Ve şehir hacim olarak çok genişledi. Nüfusa baktığınız zaman bu kadar genişlemeyi gerektirmiyor. Nüfusumuz her ne kadar resmiyette 70 bin gibi görünse de, merkez olarak söylüyorum bunu, bir defa 80 binin üzerindeyiz biz. Ama bizim imar planımızın genişlediği alan 200 bin nüfusun yaşayabileceği bir alan. Dolayısıyla hizmet burada çok alanlara kayıyor ve bu da yani zaman zaman gücü aşan bir iş olmuş oluyor. Halbuki nüfusa göre imar planımız bu kadar geniş tutulmamış olsaydı, bugün o kırık dökük olarak görülen mahallelerimiz daha bakımlı bir hale gelirdi. Tabii ki biz Burdur'un 50 senesini çok iyi biliyoruz. İçinde yaşadık bugüne kadar. İnsanını tanıyoruz. Yaşlısını, gencini, çocuğunu, cemiyetle, burada yaşayan insanlarla biz iç içeyiz. Ama o sizin belirttiğiniz mahallelere şimdi ben gittiğim zaman içim sızlıyor. Evet. Çünkü insan kalmadı orada. Halen daha maalesef oralar yıkılma, harabe haline gelme durumunda. İşte biz buradan hareketle bu kültürel mirasa sahip çıkmak için gerçekten çok çalışıyoruz. Belki nostalji bizim... Nostalji şehri mi yapacaksınız burayı? Nostalji şehri tabii güzel bir şey ama bizim bir sit alanımız var. Bu sit alanı içerisindeki bütün yapıları elden geçirmeyi planlıyoruz. Ve ben 9 yıldır belediye başkanıyım. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Restorasyon çalışmaları yapıyoruz. Sokak sağlıklaştırması çalışmaları yapıyoruz. Yani bizim ölçeğimizde bir belediye için gerçekten de bütçemizden bayağı bir bu işlere biz para harcıyoruz. Evet. Bunu niçin yapıyoruz? Bir bakıma açık hava müzesi olmaya bir basamak olacaktır bu. Biz sit alanı içerisindeki işte yukarı pazar, yani Ulu Cami ve çevresi, oradaki Arasta dediğimiz sokak aralarını, uzun çarşımızı, işte eski yağ pazarı, eski demirciler caddesi, eski demirciler çıkmazı, efendim ot pazarı, saman pazarı, bakın isimlere. Ne kadar güzel. Eski şehir kulübü,
bunları kazandırabilirsek ki bunların çoğunu şu anda başarmış durumdayız. Böylece dışarıda yaşayan insanların en azından Antalya'ya giden, Fethiye'ye giden, Muğla'ya giden insanların dikkatini buraya çekip bir Beypazarı, bir Odun Pazarı, bir Safranbolu, benzerini burada oluşturabilmek için gayret sarf ediyoruz. Erzurum'da yaşayıp da, İstanbul'da yaşayıp da, İzmir'de yaşayıp da geçmişini özleyenler sanki buraya geldiklerinde geçmişlerinden, çocukluğundan böyle bir parça buluverecekmiş gibi geliyor. Tabii ki biz bunu izliyoruz. Şimdi eski Burdurlular, yani dışarıda yaşayan Burdurlular, Burdur'a geldikleri zaman tabii nedir? Yukarı Pazar, Ulu Cami ve çevresi. Kayınoğlu'nda dondurma. Bizzat bunu izliyoruz. Sayın Valimizin söylediği gibi Kayımoğlu'ndan bir dondurma yiyelim diyorlar. Kayımoğlu'ndan bir dondurma yiyelim. Yani Burdur'umuzun ta dededen oğula, oradan toruna geçen bir dondurmacısıdır. Kayımoğlu'na gidelim diyorlar. Veya şöyle grup halinde gezerken, aa şurada şekerci falancı amca vardı. Efendim şurada işte manifaturacı şu amca vardı falan deyip geçiyorlar. Bu gerçekten bizi üzüyor çünkü onlar maalesef kalmadı. İşte biz o nostaljiyi, o dikkati, yani insanımızın, dışarıdaki insanımızın dikkatini buraya çekmek için biz belediye olarak gayret sarf ediyoruz. Bir taraftan da kentsel dönüşümü gerçekleştiriyorsunuz. Tabii sen bu arada bizim kentsel dönüşüm yaptığımız yerler çok önceden başlandı zaten. Topluk konut gece konduyu önleme bölgesi olarak ayrılan yerlerimiz var bizim. Orada yani yapılaşmış yerler değil, arsa halinde olan yerler. İşte Burdur'un girişinde 75 dönümlük bir alanımız vardı. 2005 yılında toplu konut idaresiyle anlaşmak suretiyle toplu konuta tahsis ettik. Ve orada 825 konut yapıldı. Bu Antalya güzergahı girişinden bahsediyorsunuz. Burdur'un hemen girişi sanayi kavşağında. Şu anda oraya yeni garajımızı yapıyoruz. Hemen onun bitişi, yani Burdur'un içi sayılır. Bunun yanında yine Tefenli yolu üzerinde yine belediyemize ait olan bir arsayı toplu konut idaresiyle anlaşmak suretiyle 208 konutta oraya yaptırdık. Şimdi deprem evleri mevkiimiz var. Deprem evleri 1971 depreminden sonra yapılan yerler. Şu anda oralar dönüşüm içerisine girdi. Aşağı yukarı 1500 konutluk bir kentsel dönüşümü inşallah önümüzdeki günlerde... Yani eski muhafaza ediyorsunuz. Evet, bir taraftan da yeni modern yapılar, gecekondular yıkılıp onun üzerine inşa ediliyor. Aynen. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, Antalya'ya çok yakınsınız. Şimdi hemen size şöyle soracağım. Bir haftadır bölgedeyim ben de. Hatta şiven böyle değişmek üzere. Antalya'nın Burdur'a bu kadar yakın olması, daha doğrusu Burdur'un Antalya'ya bu kadar yakın olması bir dezavantaj mıdır, avantaj mıdır? Nüfus niye istenildiği düzeye çıkamıyor? Ama bakıyoruz sanayi endeksi diğer şehirlerden daha yüksek. Yani komşu Isparta'dan kat be kat daha yukarıda. Neye bağlıyorsunuz bu resmi? Şimdi efendim ben öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii biz Burdur'da ticaret ve sanayi odası olarak 3 ana lokomotif sektör üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunlardan birincisi başta tarım ve hayvancılık, işte 80'li yıllarda 1955'te şeker fabrikasının kurulmasıyla tetiklenen bir sektör. Arkasından 80'li yıllarda büyüyerek gelişen, ama o yıllarda bu çandır tipi dediğimiz verimsiz 5 kilo 7 kilo süt veren ineklerle başlayan bir sektör, ama bugün tamamen 180 bin civarında büyükbaş hayvana sahip, ama tamamı kültür ve bunların kimliği, nüfusu, kulak numaraları olan ve bunların doğumundan kaynaklanan da bir düve ithalatımız var. Yurt içine ithalat derken yurt içine ihracatımız var, pardon. Böyle gelişmiş bir sektör var. Bunun üzerinde biz çalışmalarımızı gelişim anlamında devam ettiriyoruz. Ve buradan elde ettiğimiz 1000 tona yakın, mevsimsel 800 veya 1000 ton aylık bir süt üretimimiz var. Bunun yaklaşık %15'ini
ilimiz ve ilçelerimizdeki mandıra diye hitap ettiğimiz küçük işletmelerde ürün haline getirip bölgemizdeki pazarlarda, Antalya ve Isparta Burdur pazarlarında değerlendirebiliyoruz. İşleyip mi değerlendiriyoruz? Tabii, ürün haline getiriyoruz. Ürün haline getiriyoruz. Evet. %85'lik bölümünü de büyük fabrikalara çiğ süt olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Güzel. Ya, bu tabii hayvancılık gelişince buna bağlı tarımsal sanayi de Burdur'da ciddi anlamda gelişmiş. Tarıma dayalı aletli sanayi. İkinci sektörümüz de son 90'lı yıllardan bu tarafa gelişen bir sektör. Mermercilik sektörü. Son yıllarda o da ciddi anlamda ön plana çıkmış ve güzel sonuçlar veren yaklaşık 130 civarında bölgemizde ocak işletmeciliği, yani bu blok taşları çıkarttığımız ocakların işletmeciliği var. Yine İl ve ilçemize bağlı 90'a yakın mermer fabrikası, yani bunları ürün haline getirip yaklaşık 36 ülkeye ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu da bizim için gurur veren ve gelişen bir sektör. Tabii bir takım sıkıntıları kendi içerisinde var ama onu biz yerel olarak o problemleri de... Blok halinde mi gönderiyorsunuz mermeri yurt dışına? Ağırlıklı şu anda blok satışı. Çünkü girdi maliyetleri biliyorsunuz ülkemizde biraz İşlemek yüksek. İşlemek biraz maliyetli oldu. Evet, bundan dolayı blok satışıyla ürünü işlemenin arasındaki karlılığı baktığınız zaman çok bir fark yok. Ama biz ne yapıyoruz? O blok olan, yani düzgün kesilmiş taşları ihraç ediyoruz. Ondan arda kalan moloz diye hitap ettiğimiz, yani eğri büğrü olan taşları da işletmelerimizde ürün haline getirip onları da satıyoruz. Çünkü firesi yüksek bir sektör. Yani o blok diye hitap ettiğimiz taşı ocaktan 100 ton taş kesiyorsunuz, dağdan deviriyorsunuz. Bunun içinden en iyisi 10 ton alabiliyor. %10 gibi bir blok elde ediyoruz. Şeker pancarı dediniz, tarıma dayalı sanayi dediniz, sütten bahsettiniz ve mermer. Mermer. Üçüncü lokomotif sektörümüz de eğitim kentiyiz. Üniversiteniz var. Üniversitemiz Mehmet var. Mehmet Akif Ersoy. Efendim, birinciliklerimiz var her alanda, her yıl Türkiye ilk üçün içine girer üniversite imtihanlarında, efendim diğer imtihanlarda böyle bir eğitime eğimli olan bir iliz. Bu yönde üniversitemiz de ciddi anlamda hızlı gelişiyor ve ilimize yakışan Mehmet Akif Ersoy ismiyle tüm üniversiteler arasında kaliteli bir üniversite... Güzel Sanatlar Fakültesi var mı başkanım? Hayır, maalesef. Mesela Güzel Sanatlar Fakültesi bence ciddi bir açık hava müzesinde gerçek anlamda öğrenciler için bir laboratuvar gibi olabilir. Lisemiz var. Lisemiz var. Ama üniversitede bir yüksek okul fakülte anlamında yok. Safif şimdi aklıma geldi. Şimdi hemen Surgut Bey'e geçmeden önce kısa bir şey. Mermer dedim ama siz yayından önce bize güzel bir şey söylediniz mermerle ilgili. Burdur'un mermeri nereye gidiyor? Burdur'un mermeri burada... Havalanıp? Vali konağından başladık. Cumhurbaşkanlığımız köşkünden devam edip şu anda New York havaalanına kadar ulaşmış durumdayız. Şimdi bir kere daha söyleyelim. Burdur mermeri New York havalimanının... Taban döşemesinde kullanılacak. Burdur beji olarak orada kullanılacak. Bunu Sayın Bakanımız açıkladı. Çünkü şöyle seyretmeye doyamadığınız bir renk, inanılmaz bir kalitesi var. Renk uyumu var. Şu anda hükümet konağında kullandık. Ondan Cumhurbaşkanlığımızın köşkünün onarımında kullanıldı. Şu anda orada yerler tamamen... Şimdi de New York Havalimanı'na gidiyor. New York havaalanı bununla döşeniyor. Çok orijinal bir taştır. Burdur dışında çıkmıyor. Burada işlenmesi çok zor bir taştır. Ve sonuçları çok güzel bir taş. İnşallah dünya bizi tanıyacak. Türkiye'ye bugün Burdur'dan aslında en güzel haberlerden bir tanesini vermiş olduk. Nostalji şehrinden. Evet Turgut Bey. Şimdi sizin söyleyeceklerinizi çok merak ediyorum, inanın. Şimdi Burdur tabii şöyle, son rakamlara baktığımızda 3-4 sene içerisinde ivmelenme başlamış. Yeterli mi? Değil. Ama bir bazı rakamlar hakikaten düzeltme yapıyor. Şimdi söylenenleri kısaca toparlamak istersek, ben de şunu gördüm. Bir kere şehir, genelde herhalde bu güller bölgesinin özelliği diyeyim. Gerçekten insanlar eğitimli.
emekli kenti, emeklinin de yoğun yaşadığı bir kent. Yaşam kalitesi yukarıda. Yani baktığımız zaman ilin genel endeksini rekabet analizinde 50. sıradan 41. sıraya gelmiş. Bu güzel bir gelişme. Alt endekslere indiğimizde beşeri kaynak ve yaşam kalitesi açısından 33. sırada duruyor. Bunu da yukarıya çeken iki tane veri var. Bir tanesi kişi başına düşen hasta yatak sayısında 19. sırada var. Yine ikinci bir veri de kişi başına düşen nüfus az, 250 bin nüfus var. Mevduat açısından da 28. sırada. Burası da iyi. Erişilebilirlikte gelişme kaydetmiş. 45'ten 34'e gelmiş. Fakat asıl ben şeye geldiğimde, ticari beceri tarafına geldiğimde, ticari beceride de bir ivmelenme var. Orada 78. sıradan yani il 2008-9 yıllarında en sondan 4. il iken, bu iyi bir rakam değil, 62. sıraya gelmiş. 78'den 62. Şimdi 62 iyi bir rakam mı? 62 iyi bir rakam değil ama geldiği yere baktığınızda iyi. Ama gidecek daha çok yolu var. Şimdi bir taraftan diyorsunuz ki eğitimli, hakikaten gençleri, başarılı öğrencileri var. Bir taraftan ticari beceri tarafında sıkıntı var. Şimdi bunu kuvvetlendiren, bu gelişmeyi sağlayan nedir diye biraz daha alt detaya girdiğinizde şunu görüyorsunuz. Kapanan firma sayısında bir önceki seneye göre gelişim açısından 61. sıraya gelmiş. Bu iyi. Yani 61. sıra altlarda. Yani kapanan firma tarafında bir azalma var burada. Bu da iyi bir rakam. Şimdi sanayiye baktığınızda mermer. Zamanda geriye dönüp gittiğinizde Burdur'un biraz şöyle biraz şey yapmak lazım bence. Bahsedildi zaten. Yani eğitimin yoğun olduğu, hakikaten başarılı öğrenciler yetiştiriyor. Bir taraftan bu böyle baktığımızda iyi. Ama zamanında asker ekonomisinin ağırlık kazandığı, yani paralı askerlerin gelip burada ciddi bir harcama yaptığı bir il. Şimdi bu il böyleyken bir taraftan da o zamanlarda ben hatırlarım, özellikle Burtrak vardı mesela. Keşke Burtrak o dönemde tarım aletleri üretiminin geliştiği bir şehir olsaydı. O olmadı. Son yıllara geldiğinizde sanayi açısından bakıyorsunuz mermer sanayi gelişmiş. Şimdi mermer sanayi nasıl gelişmiş? Bir stratejik planla mı gelişmiş? Dışarıdan bir takım yatırımcılar gelip de burada işte Burdur Beji'ni keşfedip gelip buraya yatırım yapmasıyla mı gelişmeye başlamış? O resimde biz onu şunu söylüyor. Bu da tabii bir tercih. Yabancı yatırımın gelmesi de güzeldir. Ama gönül her zaman şunu şey yapar. Bu kadar eğitimli, bu kadar iyi eğitim almış gençleri varken bu gençlerden niye girişimci çıkarmıyor diye insanın arzu ettiği de bu. Şimdi başkanım da söyledi. 130 civarında bir ocak var. Burdurlu kaç tane firma var bu işte uğraşan diye baktığınızda 5-6 civarında bir firma var. %80-90 ocakların sahibi dışarıdan gelen İzmirli, Afyonlu, mermer. Hatta daha da ileriye gideyim. Çinli firma gelip burada ocak alıp buradan Çin'e memleketine ihracat yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Yalnız geçen sene 167 milyon dolar ihracat, 211'de daha doğrusu. 2012 TÜİK rakamı bunlar. Kasım sonu itibariyle de 141 milyon dolarlık bir ihracat var. İthalat yok. 23 milyon dolar civarında ithalat var. Niye yok? Çünkü iki tane %88'in ihracatın %58'i mermer, %32'de çimento. Bunların ham maddesi de ülkede. Yani katma değer olarak baktığınızda burada kalan bir katma değer var. İthalata dayalı bir ihracat da yok. Bu da güzel. Ama yine Ekonomi Bakanlığı'nın iki tane verisi şunu söylüyor. Ürün çeşitlileri nerede? 70. sırada diyor. Söyledim, %88'i ürünün iki tane ürüne dayanıyor. Peki sıradanlıkta nerede diye baktığınızda 3. sırada. Sıradan diyor yaptığı ürünler. Yani rekabet gücüne dikkat etmek lazım. Ne bu ürünlerin rekabet gücü yok. Yani yüksek yani teknolojiye üretimi dayalı şey yok. Bir bildiğim kadarıyla silah sanayi var. 10 milyon dolar civarında bir ihracat var. Evet. Bir de tel müzik aletlerinde yaklaşık 4-5 milyon dolar ihracat. Şimdi sütü konuştuk. Sütle ilgili ben şunu arzu ederdim Burdur'da. Çıksın Burdur'da bir sanayici iş adamı, daha kurumsal anlamda, daha nitelikli büyük bir sanayi kuruluşu yapsın. Bu kadar 300 bin ton sütün üretildiği bir yerde bir sanayi kuruluşu insan bekliyor. O da yok. Dolayısıyla burada girişimci yetiştirme ve şu olabilir ama. Yani Burdur esasına baktığımızda sosyoekonomik gelişmişte 26. sırada. Bu iyi bir veri. Parayı da harcıyor. Tasarrufu da var bir taraftan. Kişi başına düşen tasarruf nüfusa göre iyi. Ki gayri safi milli hasılaya katkısı nüfusa göre, bireye göre 28. Ama mutlak değer olarak gayri safi milli hasılaya Türkiye'nin katkı sıralamasında 56. sırada. Yani hacimler küçük. Kişi başı iyi. Hacim küçük. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bir stratejik planla biraz daha sanayisini konuşacağı bir il
olması gerektiğini söylüyor. Şimdi biz de diyoruz ki kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamda dondurma yemeye gitmiyoruz. Sizi burada bekliyor olacağız. Sonra Sayın Vali bizi dondurma yemeye götürecek varsa. Ama bu reklamlardan sonra Burdur 2023'e neyle gidiyor ona bakacağız. Çözüm önerilerini sunacağız. Kısa bir reklam arası. Şimdi... Evet, Burdur'dan canlı yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Ben dondurma dedim ama dondurma da tarih olmuş. Dondurmacı da tarih olmuş. Ama Sayın Valim dedi ki bizim Burdur'un bucağın salebi meşhur. Size ben yayından sonra salep ikram etmeye götüreyim dedi. Tamam dedik, biz de bir keyifle soğuk kış gününde. Ben dondurmayı yaz kış yerim tarih, o yüzden söyledim. Tarih salebi de... içtim sabah bucakta. Oo, siz bana böyle attınız. Tarih değil de yazın oluyor. Yani. Yazın oluyor. Şimdi, ha şu anda yok. Şu anda salep. Orada salep içebilirsiniz. Yazın da dondurma yiyeceğiz. Salep'in özelliği biliyorsunuz dondurmanın ana ham maddesi. Ham maddesidir ve salep'in de bucak ilçemiz borsası kurulmuş artık orada. Türkiye'nin salep'le ilgili tüm borsası bucak. Ama ilk o dondurmacı şu anda yaşamıyor değil mi? O, herhalde 50'lerin 60'larda yaşayan torunları, o dondurma ustası şu an torunları mı devam ediyor? Dondurmacımız tarih oldu ama dondurmamız devam ediyor. O doğru bilgiyi de verelim. Herkesin canı... Niye sahiplenmedi? Şimdi tabii bu... Bunlar çok önemli. Mesela Çorum'da leblebi sahiplendi. Bu da tabii salep de gün geçtikçe burada iş adamlarımızın özen gösterdiği bir borsasının oluştuğu bir yer. Bu hani siz de bahsettiniz Burdur. Geçmişten günümüze özellikle yatırımcı açısından bazı sıkıntıları olmuş ama Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Burdurlu iş adamını bulursunuz. Ama Turgut Bey'in dediği de şu, Türkiye'de Burdurlu iş adamı çok da Burdur'da niye bu Burdurlu iş adamları yok? Şimdi, Antalya'da var bildiğimiz. Antalya'da, Antalya ticaretinde, sanayisinde önemli Burdurlu iş adamlarımız var. Tabii bu biraz da arz meselesi. Biz burada sanayicimize organize sanayide yer vermemiz gerekiyor. Biz ikinci organizenin kamulaştırmasıyla uğraşıyoruz şu anda. Bugün sabahleyin organize sanayi yönetim kurulu toplantımızı yaptık. İmar planımızı hazırladık. Şu anda arkadaşlarımız yerden bugün imar planını Ankara'ya götürecekler. Tasdik olup gelecek. Önemli bir çalışma. 22 parseli sanayicimize sunacağız. Biliyorsunuz bu yeni sistemde kalkınma da öncelikli yöre sisteminde Burdur 3. bölgede, organize sanayimizde 4. bölgede. 4 olacak ve bu bölgede çok büyük bir avantaj sağlayacak ve biz süratle organize sanayimizi vatandaşımızın yatırımcımıza sunmak durumundayız. Bucak'ta istah organize yapıyoruz. Süratle orayı da geliştiriyoruz. Şu anda birinci organizede %100 doluluk oranını yakalamışız. Peki ne yapmalı efendim burada? Ne yapmalı? Yani bu şehre girişimci sayısı nasıl artırılabilir? Size de soracağım Sayın Başkan aynı soruyu. Şimdi burada dediğim gibi ilk evvela organize sanayiler biliyorsunuz bir üst sistemden destek anlamında gittiği için organizeyi süratle hazırlıyoruz. Diğer bir projemizde biliyorsunuz ilimizde başkanlarımız da açıkladı. Kalkınmayı kırsal alandan başlatacak bir projemiz var. Şu anda tarımsal ve kırsal kalkınmayı destekleme ajansımızın projeli desteklerini, tanıtımlarını yapıyoruz. Bizzat ben gidiyorum. İşte Bucak ilçemize gittik, Kemer ilçemize gittik. Gölhisar ilçemizde tanıtımlar yapıldı. Burada çok önemli bir kaynak var. İlimize yönelik bir kaynak var. Yaklaşık 20 bin liradan başlayıp 3 milyon liraya kadar destek veren %50 destek. Hibe desteği mi bu? Tabii %50'si hibe olan karşılıksız destek. Bu çok önemli. Bunun içerisinde biz geçmişteki bazı hataları yapmayacağız. Yani canlı hayvan işine hiç girmeyeceğiz. Neyi yapacağız?
tarımsal üretimi destekleyen projelere destek vereceğiz. Traktöründen süt tanklarına kadar, işte balla ilgili makine ekipmanlarına kadar, bina yapımlarına kadar destek vereceğiz. Biz şimdi bu tanıtımları yaparken ilçelerde geri dönüşüm nedir? Sorudur. Orada çok sayıda girişimcimiz bize soru soruyor. Bir arkadaşımız, ben şu anda süt tesisi işletiyorum. Bunu ikiye katlayacak bir tesis için Bucak Organize'de yerine hazırlamış. Bize projesine getirecek. Neyi konuşuyoruz? Sütü konuşuyoruz. Sütü eğer siz değerlendirebilirseniz hayvancılığı desteklersiniz. Peki sütün değerlenmesi konusunda bir entegre bir tesis görünüyor mu Burdur'un ufkunda? Şu anda organize sanayimizde özellikle bir parseli bu konuda talepte bulunan bir firma girişimci için, var. Tabii, Burdurlu mu? Hayır. Değil. Hayır ama şöyle artık biliyorsunuz. Fark etmez. Ona ben latife yapıyorum. Açıyorduk. Biz latife şimdi bir ay sonra Çin fuarına gideceğiz. Mermer fuarına. İtalya mermer fuarına gittiğiniz zaman orada onlar... Sayın Valim, üniversitede girişimcilik dersi var mı? Üniversitemizde özellikle girişimcilik programları hazırlıyor. Öğrencilerimize bununla ilgili programları var. Yani öyle bir takip dersi olarak değil ama... Bence de öyle ders olarak da almak lazım. Programlarımız var. O programlarında öğrencilerimiz gidip oradan her birimden, yani düşünün veteriner fakültesinden veya diğer fakültelerimizden öğrencilerimiz gidip oradan girişimcilikle ilgili seminerler, yıl boyu süren devam seminerler ediyor. Var. Onlara Yusuf alacaklar. Başkanım ne yapmalı? Burdur neyle gitmeli 2023'e? Şimdi, tabii yerel yönetimler bu manada gerekli çalışmaları yapıyor. Ama sizin yapmış olduğunuz çalışmalar da girişimci imalatı falan yapmıyor. Yani birilerinin durduk yerde hadi bir fabrika yap, fabrika aç diyemezsiniz. Böyle bir zorlama da olamaz. Biz yerel yöneticiler olarak bir takım altyapı çalışmalarını, onların bu tür girişimcilik yapacakları alanları onlara sunarız. Onlar da bunları yapar. Bizim bu yönde biraz eksiklerimiz var. Bir, iki, olayı bölgesel de bakmamız lazım. Bazı şeyler kendiliğinden gelişiyor. Şimdi Antalya cazibe merkeziydi. Yani dünyanın en güzel kentlerinden, cazip kentlerinden bir tanesi. Şimdi Burdurlu'yu, Ispartalı'yı, Antalya oradayken tutamazdık ve tutamadık da. Ama Antalya artık sanayileşme noktasında tamamen tamamladı. Üçüncü organize sanayi bölgesini de doldurdu. Şu anda sanayileşecek bir alanı da yok. Zaten programların da sanayileşelim diye bir programları da yok. İşin doğrusunu da yapıyorlar. Artık o kenti kirletmenin de bir mantığı yok. Orası bir turizm kentiyse, bir narenciye kentiyse onlar bundan sonraki yollarına o şekilde devam ettiler. Burdur'a mı gelecek sanayi? Dolayısıyla bu, biz eğer bu altyapıları hazırlayabilirsek, insanlara bir şeyler sunabilirsek mutlaka bu bölgesel anlamda Burdur'a veya Isparta'ya gelecekler. Bu anlamda Burdur'da teşvikten dolayı cazip. Şu anda bölgenin en cazibili Burdur. Antalya birinci bölgede teşvikten. Isparta 2'de. Isparta 2'de biz üçteyiz. Bir de organizeye yatırım 4'te. Yaparsanız 4'te. Tüm bu özellikleri bir araya getirdiğimiz zaman insanlar Burdur'u tercih edecek. Burdur'un yerel halkının ekonomik gücü bellidir. Yani bir ilin bir de potansiyelleri var. Yani potansiyellerin üstünde de bir beklentide olmak da doğru değil. Şimdi Burdur bir süt fabrikası yapamaz. Yani o istediğimiz, arzu ettiğimiz büyük firmaların, yani günlük 800 ton, 1000 ton efendim süt işleyecek bir süt sanayini Burdurlu kuramaz. Böyle bir Burdurlu yok. Efendim söyleyeyim, bir de bazı şeyler öyle kurmayla da iş bitmiyor. Süt sektörü devlerin eline geçmiş. Pazarlama devlerin elinde şu anda. Şimdi karşınızda Ülker, Pınar, Danone, efendim Sütaş gibi devler var. Siz bugün çıkacaksınız Burdur'da, işte büyük bir süt sektörünü oluşturacaksınız ve bu pazardan pay alacaksınız. Her şey öyle çok kolay değil. Tabii gönül arz ediyor. Gönül Burdurlu sanayici olsun, girişimci olsun, katılımcı olsun. Ama bir de gerçek potansiyellerimiz var. Bunları da göz ardı etmememiz lazım. Sayın Başkan, ne yapmalı 2023'e? Sizin başlıklarınızda, gündem, sizin ajandanızda ne yazıyor efendim? Tabii bizim belediyecilik tabii yerel yönetim olarak siz sanayiye destek oluyorsunuz. Tabii. Altyapıyı hazırlıyorsunuz. Evet.
Şimdi biz neler yaptık şöyle ana başlıklarıyla ben vereyim. Bir kentin olmazsa olmazları vardır. İşte bir tanesi arıtmadır. Arıtma tesisidir. İçme suyudur. Kanalizasyondur. Katı atıktır. Ki bunlar çevreyi koruyacak olan, rahat yaşayabileceğimiz çevreyi ortaya koyacak olan çalışmalardır. Biz bunları yaptık. Tamamladınız. Yani, tamamladık. Çok tabii. Güzel. Şu anda arıtma tesisimiz çalışıyor. Efendim musluklarımızdan kaliteli bir su akıtıyoruz. Katı atık deponi alanımız bu yaz içerisinde devreye girecek. Bunun yanında demin de belirttiğimiz gibi toplu konut hamlemiz var. Önümüzdeki günlerde bunun ilanını halkımıza yapacağız. Yaklaşık 1500 konutluk yeni toplu konutlar ortaya çıkacak. Halkımızın da bu konuda çok büyük talebi var. Şehirler arası otobüs terminalimizi inşallah Mart ayı sonunda teslim alacağız. En geç Mayıs ayında açılışını yapıp hizmete sokmuş olacağız. Ne güzel. Ve çok güzel bir salı pazarı yaptık, halk pazarı yaptık. 18 bin metrekarelik bir alan uzay çatıyla kaplandı. Etrafında dükkanlar yapıldı. Efendim balık pazarı, peynir, zeytin pazarı şu anda bedesten inşaatımız bugünlerde teslim alınacak. Yeraltı otoparkıyla üzerinde 25 dükkanıyla bir efendim çalışma oluyor. Aşağı pazarımızın ihtiyacını görecek bir çalışma. Efendim Burdur çayımızı ıslah ettik. Çevre düzenlemesi yaptık. Hayvan pazarımızı devreye soktuk. Aşağı yukarı 5-6 yıldan beri çevrenin en güzel hayvan pazarına Burdur'umuz sahip. Çok amaçlı bir salon yaptık. Kültür merkezi ve gençlik merkezi projemiz şu anda ikmal ihalesini yaptık. Bir itiraz ve var. Ve görünen yatırımları yapıyorsunuz evet. Artık. Şimdi altyapıyı şu anda, tamamladıktan sonra. Şu anda kültür merkezi ve gençlik merkezi inşaatımız tamamlanmak üzere. Park bahçelere, yeşil alanlara önem veriyoruz. Standartlara ulaşmaya çalışıyoruz ki kişi başına 6,5-7 metrekare falan yeşil alan düşmesi lazım. Şu anda onu yakalamış durumdayız. Yeşil alanlara çok önem veriyoruz. İşte kent meydanları oluşturuyoruz. Mesela şeker meydanını oluşturduk. Meydansız İnşallah, şehir olmaz. Evet olmaz. Önümüzdeki dönemde de yeni kent meydanları oluşturma konusunda çalışmalarımız devam edecek. İnşallah bu çalışmalarınız 2023'e bütün hızıyla devam edecek gidiyor. Diyorsunuz. Efendim ve doğalgaz, olarak... doğalgaz çalışmamız %80 itibariyle gerçekleşti. Şu anda 10 bine yakın abonesi var. Hedef inşallah bu yaz 20 bin haneye bunu ulaştırmak. Demin de belirttiğimiz gibi kültürel varlıkların restorasyonuna, sokak sağlıklaştırmasına önem veriyoruz. İnşallah Burdur'u bir kültür şehri haline getirmek için çalışmalarımız devam edecek. Ve kapanışı yine Turgut Boz'la yapıyoruz. Şimdi, bir dakika. Biz çok şey sızdırırsınız. Girişimciliği bu ilin üzerinde kuvvetli bir şekilde vurgulanması gerektiğine inanıyorum ben. Tabii ilin neticede vereceği bir karar. Şimdi Türkiye'deki KOBİ'lerin genel kurulan firmaların yapısına baktığımızda maalesef gelişmiş ülkelerin tersine Türkiye'de kurulan işletmenin büyük bir kısmı mikro ölçekle kuruluyor. Yaklaşık 130 bin tane firmanın 122.500'ü bu şekilde kuruluyor. İşletmeler zaman içerisinde büyüyor. Yani biz derken yatırımcı çekiyor, gelip de buraya 100 milyon, 50 milyon, 10 milyon sermayeli işletme kurulsun değil. Bunun planlamasını yapması lazım. Türkiye eğer 2023 vizyonuna gidecekse, orta gelir tuzağından kurtulmak istiyorsa, 10 bin dolardan kişi başı gayri safi milyarsa 25 bin dolara götürmek istiyorsa, burada her ile herkese bir görev düşüyor. Bizim bu programları yapmamızın amacı da bu. Yani ili tartışmak, ilin potansiyelini yukarıya çekmek, insanların hedeflerinin ne olduğunu bilip, ilin stratejik planını hazırlayıp, buna göre evet bu il girişimci yetiştirmeli, bu il yarın büyük firmalarını şimdiden işletmelerini kurarak bir adım atması gerekir. Tabii bu benim görüşüm ama ilin
kamu sivil toplum örgütlerinin bu konudaki desteği ve planlaması, stratejik planlamamız çok önemli. Ki bunu sizin söylemeniz ve arzu etmeniz, istemeniz çok doğal. Çünkü Dünya Bankası kuruluşu IFC, Türk Ekonomi Bankası'nı KOBİ'lere de KOBİ'ler alanında dünyanın 3 bankasından, 3 finans kuruluşundan biri seçti. Bu talepte bulunmanız çok haklı. Biz bu taleplerimizi önümüzdeki haftada Uşak'ta ele alacağız, değerlendireceğiz. Çıkış yolu önümüzdeki hafta Uşak'ta olacak. Ben değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Turgut Bey, analizleriniz için biz size teşekkür ediyoruz. Yani biz buradan çıkıp salep içmeye gideceğiz. Siz ne yaparsanız onu bilemiyorum. Ama programı tekrar izlemek isterseniz tepkobitv.com'dan da seyredebilirsiniz diyoruz. Haftaya sizi Uşak'a bekliyoruz. Hoşçakalın efendim.